Merhaba Kımit arkadaşlar, nasılsınız? İyi misin? Herkes kanalı bekliyorum daha genç kitle seslenmek için. Sörer All-Star 2004 22. bölüm tanıtımı yapıldı. Yer yerinden oynuyor. Özellikle Ogeda ve Yunus Emre'nin kavgası gündemin bomba gibi düştü ve bu kavga konseriyle devam edecek. Ama Acun hem Ogeda'yı hem Yunus Emre'yi uyacak. Bu hafta erkeklerle dörtlü düello var. Kırmızı takım, mavi takım kazanacak. Hangi takım daha avantajlı? Potaya kimler gelebilir? Sercan, baktığımızda karşı takımda yine mavi takımda Hakan mı gelecek? Özellikle Hakan'ın dörtlü düello kapışması vardı. Poyraz ve Sercan de cevap verdi. Avatar Takan bir dörtlü bir iddia yapmıştı. Kim kazanacak? Bunu hep beraber izleyeceğiz. Ama dediğim gibi bu hafta çok çok yüksek tansiyonlu dörtlü düello izleyeceğiz. Ve özellikle hem mavi takım hem kız takım çok önemli gelişmeler var. Peki Nagihan neden hedefte? Ben mavi takımda, kırmızı takımda Nagihan'ın karşısına kolay kolay alamaz arkadaşlar. Bunun iddiasını halen size söylüyorum. O yüzden dediğim gibi özellikle Ogeday, Poyraz, Yasir Nagihan'ın karşısına almak istiyor ama kolay kolay Nagihan kimse karşısına alamaz. Nagihan yavaş yavaş maçlara çıkacak, bunun altını çizelim. Ve bomba bir gelişim var yine arkadaşlar. Yeni bölüm takımında özellikle Yunus Emre, Ogeday çekişmesi nereye kadar çıkıyor? Adalar Birleşik Zaman'da biz bunları izleyeceğiz. Fakat bu hafta erkeklerde dörtlü düello dediğim gibi yüksek tansiyon olacak. İlk düello kazanmak çok önemli. O yüzden mavi takım, kırmızı takım eşleşmeye çok önemli. Kim kiminle eşleşecek? Özellikle kırmızı takımdan mavi takımda dediğim gibi önemli gelişmeler oluyor. Zaten kırmızı takımda baktığım zaman Aleyna ile Nagihan arası buzlar elde gibi gözüküyor. Çünkü Yunus Emre ile bu sefer Aleyna arası bozuldu. Peki Aleyna Yunus Emre neden sistem etti? Veya Yunus Emre Aleyna'yı neden sistem etti? Bunu hep beraber öğreneceğiz. Ama Merve Aydın, Nefise, Nagihan, Gizem olsun, yine Aleyna olsun, kadınlar dayanışması olduğunu görüyoruz. Tabii ki erkeklerde de özellikle Sercan ve Özgür kazanılması veya kaybolması dahilinde ben aday olarak çıkabilirler diye düşünüyorum.